Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu zor zamanlarda uygun fiyatlı, ortalama 4000 TL bütçede klavyesi, mouse, kulaklığı, monitörü ve 4 GB ekran kartı olan Her Şey Dahil efsane sistem V2'yi sunuyorum. Daha önce Her Şey Dahil 4000 TL bütçede sistem videosu yayınlamıştım ve gerçekten çok izlenen bir video oldu ve birçok arkadaşım bu sistemi toplamıştı. Şimdi günümüze geldiğimizde her ne kadar pandemi ve EBA'dan dolayı stok sıkıntısı yaşasak da doların düşmeye devam ettiği bu süreçte alınabilecek fiyat performans kalite odaklı bileşenlerden oluşan 4000 TL bütçede Her Şey Dahil sistemi ortaya çıkardım. Şimdi bazı arkadaşlarım ben 300 TL çıkar şunu alırım, ben 500 TL çıkar bunu alırım diyecekler be. Ben de çıkmak istiyorum çıkmasına ama herkesin bütçesi biri olmuyor maalesef. Belki bazıları için 300-500 TL para önem arz etmezken bazıları için çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda hassas ve duyarlı olmakta fayda var arkadaşlar. Maksimum 4000 TL Her Şey Dahil V2 sistemde oyun konusunda neler yapabiliriz kısaca söylemem gerekirse 1080p çözünürlükte LoL, Dota, CSGO, Valorant tarzı e-spor rekabetçi oyunları dilediğimiz gibi ultra yüksek görüntü kalitesinde rahatlıkla açabileceğiz. Diğer ağır oyunlar olan Red Dead Redemption 2, Crysis, Cyberpunk gibi oyunları ise 1080p orta düşük ayarlarda akıcı bir şekilde açacağız. Bu sistemi toplayan arkadaşlar ileride dilerlerse sadece ekran kartını update ederek yine yola devam edecektir. Yani kısacası 4K bütçede sistem toplayacak arkadaşlar bu sistemi kaçırmasın derim. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden Her Şey Dahil efsane V2 sistemin bileşenlerini incelemeye geçelim. İlk parçamız işlemci. Bu sistemde 4 gerçek 8 izlek yapıda olan son zamanların fiyat performans canavarı Intel Core i3-10100F modeline uygun görüyorum. Bu işlemci şu an giriş orta segment sistem toplayacak arkadaşların tek tercih haline geldi diyebilirim. Rakibi Ryzen 3 3100 işlemciye baktığım zaman en uygun 9 TL bütçede satılıyor. Gereksiz yere oyunlarda ortalama %5 ila %8 arası daha zayıf bir işlemciye 200 TL ödemenin hiçbir anlamı yok. Bu işlemci 3.6 temel frekansından turbo ile 4.3 GHz'ine çıkabiliyor. 6 MW D3 Smart Cache belleğe sahiptir. Sonraki ise su içerisinde stok fanla beraber geliyor. Geçelim bir diğer parça. Anakart olarak ise arkadaşlar uygun fiyatta dual kanal 2933 MHz 64 GB RAM destekli M.2 SSD girişi olan PCI çelik zırh desteği veren MSI H400M A Pro LGA1200 soket yapılı micro RTX boyutlarında olan bu anakartı uygun görüyorum. Rakip H410 chipsetli markalar arasında en iyi seçim olarak duruyor şüphesiz. Ekran kartı olarak ise arkadaşlar 4 GB bir RAM kapasiteli 128 bellek arayüzüne sahip BioStar RX 560 ekran kartı ortalama 850 TL gibi bir bütçede fiyat performans noktasını alınabilir kabul ediyor. Gerçekten üst segment ve giriş segment ekran kartlarında stok sıkıntısı yaşadığımız şu süreçte almaya değer bir kart kesinlikle. Ayrıca bu kart günümüzün popüler oyunları olan CSGO, Valorant, LoL gibi e-spor oyunlarında 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda çok güzel işler çıkaracaktır bizleri şüphesiz. Zaten birazdan oyunlardaki FPS değerlerini sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Depolama ekstra GB markasının 240 GB depolama kapasitesine sahip SATA SSD'sine uygun gördüm. Sistemimizin depolama ve hız ihtiyacını yeterince karşılayacaktır. Fazla depolama ihtiyacı şu an arkadaşlar varsa ilave hard disk ya da daha yüksek kapasiteli SSD tercih edebilir. RAM olarak ise arkadaşlar pasif alüminyum soğutmalı birçok tavsiye sistemlerimizde kullandığımız 3000 MHz LR16 gecikme değerine sahip SPG Gaming D30 model RAM'inden bir adet olacak şekilde alıyoruz. 8 GB ve 4 GB ekran kartının VRAM kapasitesi günümüzün birçok oyunlarında güzel işler çıkaracaktır. Dileyen arkadaşlar ileride 8 GB RAM ekleyebilir ya da şimdi bütçesi varsa bir adet daha bu RAM'den satın alabilir. Ayrıca bu sistemde RAM'lerimizi maksimum 2666 MHz hızında kullanacağız. Bunu da belirtelim. Geçelim bir diğer parça. Sistemin kasa ve güç kaynağı ortalama 500 TL bütçede kompakt tasarıma sahip önü mesh yapılı, yan tarafı full temperli cam ile gelen maksimum ATX boyutlarda anakartı içine alabilen Powerbust VKP332B 500 W'lık kasa ve güç kaynağını yerine görüyorum. Bu kasayı kullanmadan ön yargılı arkadaşlar varsa daha yüksek bütçeye çıkıp başka bir kasa ve güç kaynağı tercih edebilir. Ben iş ortamında bu kasa ile kurulu birçok sistem toplayıp sattım. Hiçbir sorun yok. Geri dönüşü yok. Bu size vermiş olduğum bilginin de sonuna kadar arkasındayım. Sonuçta 2 yıl garantili ürünlerdir bunlar. Alacak arkadaşların içi rahat olsun kesinlikle. Geçelim diğer parça. Sistemlik çevre birimi olan monitör seçiminde 75 Hz 5ms VEA ekran tipini kullanan mükemmel görüntü kalitesine sahip AMD FreeZynic özelliğini barındıran ince çerçeveli 21.5 inç Full HD AUK 22B2H model monitörünü tercih ediyorum. Bu monitörün ekran kalitesini ve keskinliğini yerinde incelemiş birisi olarak sizlere tek sözüm kullandığınızda bana teşekkür edeceksiniz. Sistemin bir diğer çevre birimleri olan klavye, mouse, kulaklık ekipmanları set halinde Havana Rampage markası olacak şekilde seçtim arkadaşlar. Bu set bizim ihtiyaçlarımızı görecek. Herhangi bir sorun yaşatmayacaktır. Yani kısacası kendi fiyat skalasında rakipleri arasında bir tık iyi diyebilirim. Şimdi sistemi yapılandırdığımıza göre bu sistemin günümüzün popüler oyunlarında 1080p çözünürlükte verdiği ortalama FPS değerlerini yakından göreceğiz. Girls with the nails done.
Sistem bileşenleri ve oyunlardaki FPS değerleri bu şekilde. Umarım 4000 TL bütçede her şey daha sistem tutacak arkadaşlar rehber olmuşumdur. Soru, görüş, önerileriniz için bana yorum yazmayı ve yepyeni fiyat performans sistem toplama videolarında haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir sistem toplama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. All about humanity.